Şöyle e, grup maçlarını, bütün maçları ve e, serüvenini düşünüyorum Galatasaray'ın. Bayern Münih karşısındaki performans. Bir kere Manchester United saf dışı bırakması. Aslında e, grubun içindeki hikayeye baktığımız zaman önemli. En başta biz konuşurken, evet bilmiyorum siz onlar arasında mıydınız. Bazı yorumcularımız Kopenhag'dan ziyade Manchester United'ın Avrupa Ligi hedefi de olabileceği için olası çok ciddi bir e, rakip olduğunu konuşmuştuk. Hep konuşulmuştu. E, nitekim sonuç da biraz aslında ona götürü. Çünkü dışı bırakamasaydı çok daha farklı bir senaryo da olabilirdi. Tamamen e, sonuncu da bitirebilirdi Galatasaray. Aslında bütün maçlara ben biraz o açıdan bakıyorum. Hep şunu söylüyorum ama o Rams Park'taki Kopenhag maçı. O maçı keşke kazansaydı. İki maç. Galatasaray diye ama tabii ki her maçın ayrı bir hikayesi var. Serhan Türk seninle başlayacağım. Şampiyonlar Ligi'nin en kötü karşılaşması Galatasaray'ın karşılaşması, Kopenhag karşılaşması, deplasman karşılaşması. Ama şunu da söylemek lazım. Ee, Şampiyonlar Ligi grupları e, belli olunca kural çekimi yapıldığı zaman hiç kimse Manchester United'ın 4 puan alıp da e, veda edeceğini Avrupa'ya veda için düşünemezdi. Ama e, kural çekiminde de ben şunu söylemiştim o zaman. Galatasaray'ın en zor karşılaşması deplasmanla oynayacağı Kopenhag karşılaşması. Geldiğimiz noktada 23 sene önce bir e, orada muhteşem bir e, kupa kaldırışı vardı Galatasaray'ın. UEFA kupası kaldırışı vardı. Belki e, Kopenhag'daki elenme de yeni bir serüvenin başlangıcı olabilir. Yani şunu söylemek lazım. bardağın bir dolu tarafına bir boş tarafına bakmak lazım. Boş tarafına baktığımızda Galatasaray Şampiyonlar Ligi ne devam edemiyor. Ama diğer tarafta dolu tarafına baktığımızda da Asya'nın Avrupa macerası devam ediyor. Evet bu da Öyle o, görmek önemli. lazım. Evet. E, şimdi muhtemel rakiplerin arasında Milan da geldi ve muhtemel rakipleri e, yavaş yavaş belli olmaya başladı. Hemen söyleyelim mi? Tabii ki. Yani bir e, geçenleri. Değil de şimdi bir geçenleri şunu söyleyelim. Şunu Önce şunu söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna kalan takımları söyleyelim. Manchester City, Arsenal, Real Sociedad, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Inter, Lazio, Napoli, Paris Saint-Germain, PSV, Porto, Kopenhag. Bu takımlar ve e, playofa e, Avrupa Ligi play kalan takımları söyleyelim. Galatasaray, Milan, Feyenoord, Lens, Braga, Benfica, Young Boys ve Shakhtar Donetsk. Evet. Kura çekimi pazartesi, maçlar 15 ve 22 Şubat'ta e, oynanacak. Evet. Evet, Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar Donetsk bence yani eee ben iki turda e, garantiyi gideceğini düşünenlerdenim. Tabii ki e, bu kadro Şampiyonlar Ligi için yapıldı. Bu kadro yapıldığı zaman çok iyi oyuncular alındı ama oyuncuların hazır olmaması bazı oyuncuların sakat olması, bazı oyuncuların istenilen verimini verememesi e, geldiğimiz noktada Şampiyonlar Ligi'nin elenmesine sebep oldu. Mesela dünkü karşılaşmaya baktığımızda e, ben Anelinho'nun zaten son maçı olduğunu düşünüyorum. Zaten bitti de o Galatasaray e, defalarca söylüyorum Anelinho'nun o e, opsiyonunu kullanmayacak. 6 milyon euro ve sonraki satıştan %20 opsiyonu kullanmayacak. Çünkü varlığıyla yokluğu bir Casper'dı yani benim için sevimli hayal etti. Ee, ve kesper özelliğini bu maçlarda gördük. O e, arkasındaki gol atan oyuncu tutamaması, önde Abdülkerim'in bacak arasından geçmesi. Bunlar biraz sant değildi. Kapalı savunmaları açamayan bir Galatasaray vardı. Ve asıl hedefi berabere kalmak olan ama e, galip gelmekle de o sürprizi yaşayan da bir Kopenhag vardı. Kopenhag çok güzel oynadı. Tebrik ederim hem Kopenhag'lı futbolcuları hem de Kopenhag takımını tebrik ederim. Ama şu bir gerçek. Galatasaray'a şapkayla bir öne koymak lazım. Bu seneki transferler gerçekten hayal kırıklığıydı. Tabii son Sanchez hariç. Tabii son Sanchez'i e, artı tarafa yazarım. Endombele gerçekten kötü performansı ve e, kendini gösterememesi ve hayal kırıklığı bir transfer olarak tarihe geçecektir. Hakim Zeç, e, ben söyledim bazı arkadaşlar dedi ki işte gol atıyor şunu yapıyor. Gol atmaktan başka bir şey yok attığı golde 3 tane gol attı şu ana kadar. Sonra e, Zaha Manchester United maçından sonra ben Zaha'yı bir daha görmedim. Tamam e, alan açıyor diyorlar. Deplasmandaki Manchester United. E, attığı gol işte biliyorsun. Ama şu da bir şey yani diyorlar ki mesela ne yapıyorlar bu oyuncuda mesela Zaha topu aldığı zaman iki oyuncu onu tutuyor alan açıyor. İşte Kerem alanını açtığı zaman Kerem alandan kaçıyor. İkarda adam alan açıyor, alan açıyor. alandan kaçıyor. Ya arkadaşlar şunu görmek lazım yani. Şimdi Zahirin orada Kerem olsa da zaten adamlar alan açacaklar. Keremi tutacak oyuncular olacak. Öyle görmemek lazım. Dünkü karşılaşmada kişisel becerilerinin olmadığı ama aynı zamanda Okan Hoca'yı da eleştirmek lazım. Okan Hoca da e, maçın kilidini çok e, iyi açamadı. İkinci yarı değişiklikleri yapması lazım. ile başlaması TT son maçta güzel görüntü gösterdi ama TT bir varsın bir yoksun bir oynatıyorsun bir oynatmıyorsun. Dünkü karşılaşmada TT benim için hayal kırıklığıydı. Ee, Kerem'in artık kendi yerinde oynaması lazım. Eğer kendi yerinde oynamayacaksa on numara mevkisinde de fazla forma şansı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, defans evlere şenlik zaten. E, yani dünkü karşılaşmada özellikle sol bek mevki evlere şenlik. Bana göre Saşaböy'ün e, o Hoca ya da yönetim yarın eşofmanın üstüne bir nazar boncuğu takmasını düşünüyorum. Çünkü Saşa Boy sezon başından beri takımın en iyisi ki Torerer'le beraber. Evet. O açıdan dünkü karşılaşma kötü bir karşılaşmaydı. Ee, Galatasaray'ın bana sorarsan şampiyonlar ilgili en kötü e, oyunuydu. Ama e, Galatasaray'da diğer tarafa baktığımızda da bardağın dolu tarafına baktığımızda da UEFA kupasına devam etmesi de Galatasaray için bir kazanım. ilerleyen zamanlarda gruplardan çıkarak kendini daha iyi göstereceğini düşünüyorum. Ve kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var. İki orta saha, bir forvet ve bir de sol bek ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yusuf Kenan sana döneyim. Süremiz az o yüzden ben çok konuşmak istemiyorum sizi konuş Çok kısa. kötü başladı, kötü bitirdi. Kopenhag maçının ilk 30 dakikası Galatasaray maçı koparabilirdi ama olmadı. Sonrasındaki bölümde de bence iyi oynamadı. Puanı da 10 kişi kaldıktan sonra ve Yanlış mı yoksa bir ya da iki oyuncusu sakatlanmıştı Kopenhag'ın o karşılaşmada. Biraz hani kadro darlığının sıkıntısını yaşamıştı. 10 kişi kaldıktan sonra da beraberliği yakaladı Galatasaray. Bu maçta katılıyorum kapalı savunmaya karşı çözümü üretemedi Okan Buruk ki benim bu sezon övdüğüm noktalardan noktalarından birisi bu bu tür karşılaşmalara özel plan hazırlamasıydı. Ziyeş'le başlamak sanki biraz daha olumlu olabilirdi. 48 orta yapılmış yani 48 orta bir futbol takımının kötü oynadığını gösterir. Evet. Yanlış anlaşılmasın evet. yani. Bizim hani futbol tabiri ne Doldur şişir. Yani bu doldur, doldur boşalt. Karşısında. Yani ha. 48 orta iyi bir e, oyunu e, istatistiği değil. Kaldı ki 48 ortanın yanlış, yanlış mı yoksa 11 ya da 12'si isabetli olmuş. Yani ya çok, çok da isabetli de ortak olmuş. Yanımızda arkadaşlar da onu söyledi. Mesela benim Kadir Cerman var arkadaşım yanımdaydı. O da türbündeyiz dedi yan tarafta. Abi dedi Galatasaray niye bu kadar orta yapıyor dedi. Yani Galatasaray'ın orta yapmaya mı ihtiyacı var? Galatasaray'ın açmaya ihtiyacı var. Oyun açmaya ihtiyacı var. Arkaya oyuncu kaçırmaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın gol bulmaya ihtiyacı var dedi. Niye bu kadar orta yapıyor dedi. Aynı fikirdeyim. Bu tür topa daha fazla sahip olacağım mücadelelerde Kerem'in on numara oynamasından ziyade belki Sergio Oliveira, belki Mertens daha iyi tercihlerde olabilir. Çünkü onlar size dar alanda daha iyi bir opsiyon sunabilirler. Oyun yönlendirmesinde Kerem'den daha iyiler. Kerem'in başka özellikleri var. Ben de katılıyorum. Kerem kendi mevkisinde oynamalı. Transfer konusunda da transfer döneminde burada konuşurken bazı şeyleri anlattığımızda yine söylüyorum din hani dinleyenler izleyenler genelde söyleyenin kimliğine bakarak yorum yapıyorlar. Oysa ki anlatmaya çalışmıştım. Evet tete iyi transfer. Üçüncü bölgede size bir, iyi bir opsiyon sunar. Ama hani neye göre tercih ediyorsunuz? Geçen sezondan daha iyi bir duruma taşımak için yapılıyorsa o transfer. E, i̇lerleme kaydettiniz mi? Yani tartışmaya açık ilerleme bence kaydetmediniz. Zaha transferi çok iyi transfer e, isim olarak. Ama sahile yoktu. E, evet yani bir formsuz. İsim olarak oynuyor. iyi transfer ama performans olarak iyi bir transfer. Kesinlikle değildi. öyle. Hem geçen seneki Galatasaray bu sene e, şampiyonlar liginde mücadele etse ne olurdu diye düşünüyoruz. Aslında tabii ki yeterli olmazdı. O bir tek kulvarda mücadele eden bir takım olarak hani şampiyon oldu ama... Ee, yine de düşünmüyor değilim. Daha uyumlu bir takım vardı Uyum geçen sezon. Uyumlu açısından. Galatasaray açısından ben öyle düşünüyorum. Daha takım halinde oynayan bir Galatasaray yani ben vardı. Bir de şunu düşüneceğim kusura bakma teknesi <laughs> araya girdim ama yani mesela Zaya şey mi demişler sen illa ki sol, sol kanatta oynayacaksın, sol açıkta oynayacaksın biz oraya Kerem'i koymayacağız Kerem'i on numara mevkisine koyacağız mı diyorlar acaba. Ya da Zaha'nın illa ki sözleşmesinde Sola çık mı oynar maddesi var. Bilmiyorum. Ya o ben de... Yani ben hani Galatasaraylar da şu saati bekliyormuş herhalde çok fazla yorum var. Birazdan okuyacağım merak etmeyin. Onu yönetime ve Okan Hoca'ya sormak lazım. Bu konuda ben bilgi sahibi değilim ama evet. Yani Zaha transfer olarak doğru hedef olarak e, duruyor. Ancak hedeflediğiniz mevki sizin en iyi mevkilerinizden birisi. Yani transferi yaparken ya en iyi en iyi mevkinize bir alternatif sunarsınız yani o oyuncu sakatlanırsa orayı idare edebilecek bir oyuncu alırsınız ya da oyuncu yoksa ya işte eksiğiniz var son mevkide ona transfer etmek istersiniz. Şimdi Galatasaray geçen sezonu bitirirken bir 8 numaraya, bir e, sol beke bir de forvet yedeğine ihtiyacı Bravo. vardı. Evet. Bravo. Şimdi Galatasaray bu transferleri yaparken sol beke transfer etti. Defalarca anlattım. Ofansif yönü yüksek ama defansa sıkıntı yaratır diye. En çok göremedik yani. Pek göremedik. Şöyle hiçbir şey göremedik. Hiç Adam bir tane orta yapmadı ya. Evet, bu sezon göremedik. Barış Alper Yılmaz bile orta yaptı. Ama Ahilio bir maç oynadı. orta yapamadı ya. Bir maç oynadı. Bayağı bir maçı. Forvet transferinde bakan bu iyi tercih bu arada. Bence daha fazla süre bulabilir çünkü Icardi de formsuz. Yok, bu Ve... Gomez biliyor musun? Bak aynı pozisyonda yine. Evet, tabii canım. Aynı Hayır. pozisyonda sağdan orta geldi dokunamadı ya. Yaş itibariyle o yüzden ya, söylüyorum. Dokunamadı yani, yani. Yaşı çok ilerlediği için ama yani yine Yok, iyi, da iyi, iyi bir opsiyon. Kolay değil çünkü Icardi'nin yedeğini bulmak yani şu anlamda kolay değil. Sen hiç oynamayacaksın dediğiniz bir oyuncu transfer etmeniz lazım. Yani çok ekstrem durumlarda oynayacaksınız. E bir de 8 numara şimdi. 8 numara Endombele'yi aldınız. Olmayacak dedik. yine işte fanatizm gözleri e, köreltti. Okan Hoca adam eder. Siz futbolu bilmiyorsunuz. E bilmiyoruz evet gerçekten. De. Bilmiyormuşuz. E gördüğümüz kadarıyla benim kilomda olmaya devam ediyor Endombele. Olmadı yani. Olmayacak. Olmayacağı belliydi. Delali olmayacaktı Beşiktaş'ta. Belliydi. Anlatmaya çalıştık. Şimdi Olmayacak duaya amin diyerek bir şekilde bir ilerlemeye çalışıyoruz. Olmayacaktı, belliydi. Kerem Demirbay transfer edildi. E, hoca memnun kalmadı, devam etmedi. Ciciğim, e, bence çok... Ki. Bence kendi de performansından memnun ilgili yani. şöyle bir detay var. Ee... Bence, bence çok erken, çok affedersin öyle bitireyim. E, Sergio Oliveira ve Mertens'i biraz erken rafa kaldırdı hoca. Evet. Yeni transferlerle birlikte. Sonrasında gerçekten ihtiyacı olduğunun da farkına vardı. Son dönemlerde biraz daha fazla kullanıyor. Bence temel hata oradaydı. Oynayan takımı, bo takımı Özellikle. bozarken de bu oyuncularla Kazanan bozmamak takımını, gerekiyordu. Olan takımı. Bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela biz sezon başında hep şunu söyledik. Galatasaray'ın acil bir sol ekip beke ihtiyacı var. Ya geçen sene bangır bangır Galatasaray bağırdı ya. Sen gittin Sivas Spor'dan e, oyuncu almaya çalıştın. Sivas Spor dedi ki Rıza Çalma benim e, oyuncuya ihtiyacım var. Uğur'a ihtiyacım var. Ben veremem dedi. Senin hala sol beke ihtiyacın varken aldığın sol bek ya yani Dupa oynasaydı daha iyi olur. Senin önceliklerin olan transferleri yapmayıp isim transferleri İlk yaptığın zaman isim transferleri özellikle. yaptığın zaman buraya geliyoruz işte. E, ama yine Galatasaray başarısız var. değil yani. Topla en az buluşan isim e, olmuş Icardi'de 29 kez. Muslera'dan bile az topla buluşmuş. Muslera 45 kez. Ya yani Icardi formsuz. Icardi'ye e, göre de bir oyun maalesef oynanmıyor. Bunu evet. anlatmaya çalışayım geçen sezon ilk opsiyon Icardi'ydi ve çok verimli bir bağlantı vardı Kerem kardi. Bu bağlantı bozuldu. Onu anlatmaya çalıştım. Zaha'yı transfer edebilirsiniz ama transfer yaparken eksik olduğunuz mevkiyi öncelik tanımak daha verimli olurdu. Şimdi Galatasaray yazın transfer yaptı. Sol bek aldı, 8 numara aldı, forvet yedeği aldı. E şimdi Ocak ayına geliyoruz. Galatasaray transfer yapacak, sol bek alacak, 8 numara alacak, forvet yedeği alacak. Yani ne anladım ben bu işten? E buna rağmen Yine Avrupa'da devam etmesi bence iyi bir nokta. Ligde de liderlik yarışında e, puan puana gidiyor. Bu da iyi bir nokta. Yani bu Geçen sezon transfer %80 başarılıysa bu sezonda tam tersi.